Barış Soydan 25 Şubat 2022 Halk TV.com.tr TL neden en çok değer yitiren para birimi oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya piyasalarını vurdu. Altının roket gibi yükselmesinde şaşılacak bir şey yok. Petrol ve doğalgazında. Ama en çok değer yitiren para birimleri listesi şaşırtıcı. Hem de çok. Dün akşam saatlerinde dolar karşısında para birimlerinin günlük seyri şu şekildeydi. Türk lirası gün içinde en çok değer kaybeden para birimi oldu. Öyle ki TL dolar karşısında saldırıyı başlatan Rusya'nın para birimi rubleden bile daha fazla değer yitirdi. Neden böyle oldu? Çünkü her ne kadar kur korumalı TL mevduat uygulaması ve kamu bankalarının rezerv satışlarıyla dolar TL'ye gen vurulmuş olsa da Türkiye ekonomisi hasta. Kronikleşmiş onlarca sorun var. Akut hastalığımızın adıysa enflasyon. İktidar sorunların kaynağıyla mücadele etmek yerine semptomları bastırmayı tercih etti. Seçime kadar hastalığın azmayacağı konusunda şansına çok güvendi. Yani aslında büyük bir kumar oynadı. İktidarın oynadığı kumar şöyleydi. Doları rezerv satışları ve kur korumalı TL mevduatla yaza kadar kontrol altında tutarız. Yaz gelince turist sayısında patlama olur. Pandemi öncesindeki seviyeleri yakalar hatta geçeriz. Türkiye'ye döviz yağar. Cari açık kapanır dolar düşer. En azından artmaz. Baz etkisi de yardım eder. Seçimin yapılacağı 2023 Haziran'ına tek haneli enflasyonla gireriz evel Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bunu defalarca söyledi. Londra'da uluslararası yatırım kuruluşları ile yaptığı toplantıda kendi görev süresinde dolarda büyük bir artış yaşanmayacağı sözü verdiğini de biliyoruz. Ne oldu? İlk fırtınada evdeki hesap suya düştü. Neden böyle oldu? Çünkü iktidar ekonomideki hastalığı tedavi etmek yerine sorunları halının altına süpürmeyi tercih etti. Bir Rus ruletiydi bu. Gözü kara bir patron kendi şirketinde böylesi bir risk alabilir. Bir şirket en fazla batar, o da gider, yeni bir şirket kurar. Ama bir ülke sultan hamam tekstilcisi kafasıyla bir ülke yönetilir mi? TL'nin dün neden en çok değer yitiren para birimi olduğu sorusuna geri dönelim. Çünkü savaşın derinleşmesi durumunda iktidarın planlarının suya düşeceği ortaya çıktı. Dün tam olarak ne oldu? Rusya'nın saldırısı başlar başlamaz petrolün varil fiyatı 105 dolara geçti. Ciddi analistler 120 dolardan söz ediyor. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan 150 dolara çıkabileceğini söylüyor. 120 dolar Türkiye'nin petrol ithalatı faturasını %30, 150 dolarsa %50 artırır. Savaşın uzun sürmesi durumunda fiyatı artacak tek emtia keşke petrol ve doğalgaz olsa. Buğday, arpa, ayçiçeği, alüminyum. Bu ürünlerin tümünde Türkiye dışa bağımlı. Mesela Rusya'nın en fazla buğday sattığı ülke Türkiye. Buğday fiyatı artınca ne olur? Türkiye'de ekmek fiyatı artar. Petrol fiyatı artınca ne olur? İğneden ipliğe her şeye zam gelir. Peki bu ürünlerin fiyatları aynı anda artarsa ne olur? Zaten %50 olan resmi enflasyon %100'e çıkar. Başka, Türkiye'nin dış ticaret açığı ve dolayısıyla cari açık patlar. Bir de bunların üstüne Rusya ve Ukrayna'dan bu yıl umulanın çok altında turist gelirse, iktidarın planları tümüyle suya düşer. Rus ruleti oynadığınız altı patlardaki o tek kurşun patlar. TL dün en çok değer yitiren para birimi oldu. Çünkü savaş Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu, altta yatan sorunların çözülmediğini, halının altına süpürüldüğünü ortaya çıkardı. Ne yapalım şansımız yaver gitmedi Allah'ın işi deyip kapatacak mıyız? Devlet yönetiminde bu kadar büyük risk alınır mı? Sultan tekstilcisi tekstircisi mantığıyla ülke ekonomisi yönetilir mi diye sormayalım mı? Barış Soydan